çok etkilendim. Tipim, saçlarım, saçıma bak. Çok kötü durumdayım. Daha denize girmeden kötü durumdayım. Agios Nikitas'tayız. Gösteriyorum hemen size Agios Nikitas'ı. Çok tatlı, baksanıza. Şunları çok beğendim. Bir de şurada şu boncuğu çok beğendim. Şimdi böyle geziniyorum buralarda. Aslında silik ban gibi olduğu için güzel durması gerekiyor ama güzel durmuyor. Nasıl olur bilmiyorum. Üzerimde hiç makyaj olmadığı için olabilir. Aslında burası çok küçük, böyle denize kadar bir yol. Şöyle aşağıya doğru. Böyle aşağıya doğru. Ama biz denize girmeden önce çok gezmediğimiz için buralarda böyle dükkanlara bakalım falan dedik. Çok bir şey bulamadım. Birkaç tane bilek beğendim. Gösterdiklerinden başka bir bilek beğendim ama yani. Jumps to 2 feet, creep of the road to photo to record me lumps in war. Their ancestors is time to. Tipime bakın ne aldım, çok tatlı. Şu an tipim çok denizden yeni çıktım, eve daha gitmedim. Duş almadım, makyaj yok falan yüzümde. Ama tipelerim çok tatlılar. I love bu. Canım. Ben buzo kadınıyım. Sen seversin, sevmezsin. Ayran. Ayran. Colors and cares, glazed to gray, shriveled and stricken to dots. The left hand grasps what the body grasps could not. The photographic. Anne neydi? Aquaperosia plant diye bir şey. Öyle bir şey likörünü denedik. Bayağı iyiydi. Ama çekemedim. Adam o kadar suratsızdı ki ben çekmeye de korktum anne bu arada. Ama hani köy yani bu. Çok güzeldi. %10 alkolü varmış ama çok güzel. Çok güzeldi. Ben çok beğendim. Çamlıbel köyü. Evet.
Ne pabu? Görmedim. Evet, bugün Güre'deyiz. Öyle yani. Tek farkı kahvehanede bir açılıyor. Bu da onunla benziyor. Hayır, benzemiyor. Tamamen çok farklı. Bu daha çok sıkıyor. Çok tamam işte, daha odun su, daha sert, daha aromatik dedi. Bu daha güzel. Bu daha yemek güzel. Çile dedi. Öbürü çok basitti. Çok güzel burası ya. Şimdi bizi gezdirecek, bu çiftliği gezdirecek sırayla. 2000 And we have also Benjamin, the name of the red grape, which is cultivated, scattered throughout the entire island, but usually we find it in areas where we have higher altitudes. So, in the other part of the island, in the villages of Athani, Manesi, Komilio. Winery owns its own vineyards, but also collaborates with local producers as well in order to support the production. We have in total 150 acres of vineyards. Buradan geliyor. Pıtır pıtır so, pıtır. Here everything is done by hand. Collect the grapes. The harvest for Vardea grape plant is transferred with this pump over there into the press. With the press, we squeeze the grapes and we take them out. The tank, we can control the temperature of the tanks with a refrigerator system. Here is the table of the temperatures. This tank has a double wall, so inside there is a cooling liquid, so we can cool it. We leave the mast here because we want the unwanted particles to stay at the bottom of the tank and then to be removed. And after that, we transfer the clarified mast to another tank and there we start the fermentation. Red grapes. The grapes inside, the pulp is colorless, so we leave the skin in order to extract the color. Because Benjamin is a very colorful variety, we just crush the grapes, we squeeze them a little bit, we take the rosé color that we want and we start the fermentation, likewise the white, in low temperatures. And as for the red, right after the Destemme crusher, the pulp is coming directly into the tank, because now we want to ferment with the skins. We need the skins in order to extract the tannins, the color and all these ingredients. Red fermentation lasts about 20 days but occurs at higher temperatures rather than the white, between 25 to 28 Celsius degrees. Because in these temperatures it is easier to extract all these ingredients that we want from the skins. We don't leave the skins all these days in contact with the mast, although we would have a very dark red color and a very bitter taste. We leave them approximately 1 week and then we separate and we press them. And after the fermentation is completed, we transfer again the red wine to another tank. And then we put the red wine into the barrels. I will show you in the bottling area the barrels, where we age it for approximately 1 year. Let's go to the bottling area. Bize şunu gösterdi bakın. Dokununca çok soğuk oluyor tankları. O palm tree'nin şeyini çıkartan makineymiş. Palm tree dedi de ne biliyor musun? O aldığımız şişeler tatlı olan var ya. Etiketleri burada yapıştırıyorlar. Oh. Evet, baskı. Okay, we use the barrels up to 5 times and then we filter the wine before we bottle it. We put carton filters inside of this and the wine carton filtreden geçiyor. And it is clarified. It keeps the sediments because also inside the bottle it has to be clear. And then with pipes we transfer the wine into the bottling machine. This barrel, what kind of trees? French oak. First we wash them a little bit inside with water. Makineye bakın. And then we put wine inside. We have to control the level because inside the bottles we have to have the
level of Y, and then we put nitrogen inside because we don't want oxygen. Oxygen is an enemy of the water. Mm-hmm. So we don't want it because oxidates both taste and aromas and color also. Corn, either with a screw cap, it depends on the bottle that we have to make. The bottles are getting through this line. Here we put the capsule, this is the capsule by heat. Here we put the label, and then we collect the bottles from here and we package them into boxes. We make approximately 80 to 100,000 bottles per year. The main market is here in Lefkada with white and rosé because of the summer. And we only export a small amount. Bağları gezeceğiz şimdi. Şöyle söyleyeyim. Fransız meşesinin içinde tutuluyormuş. Bir yıl tutuluyormuş o varillerde. Sonrasında şişeleniyormuş. Bir varili 5 kere kullanıyoruz dedi. O yöneticilerin tercihi. Neden bilmiyorum dedi. Buradaki bu şarabı, bu Vertazim öyle bir üzümleri var. Yani Yunancasını bilmiyorum. O şarabın, o üzümün, o üzüm çeşidinin Lefkada'da çok fazla. Bir Yunanistan'da çok fazla yerde varmış ama her yerdekinin tadı farklı diyor. Ve burada şu an bu tesiste üretilen şaraplardan sadece Lefkada'ya gidiyormuş ve Yunanistan'a ve Hollanda'ya. Başka hiçbir ülkeye satışı yok. Üzümün, yani şarabın nasıl yapıldığını da dinlettim aslında size. Şu an bağları gezeceğiz. O yüzden çeviremiyorum çok hızlı bir şekilde ama rozun ve redin nasıl yapıldığını dinlettim. Yani zaten çektim hepsi neredeyse. Şimdi bağları gezeceğiz. Çok eğlenceli. En sevdiğim şey. Şarap tadımı bu hayatta en sevdiğim şey. Buradakiler dediğim gibi beyaz üzümler. Adanın diğer tarafında daha yüksek bölgelerde kırmızı üzümün üretildiğini, bağların orada olduğunu söyledi. Buralarda bu eski makineler, buraları göstermemiştim. Evet, 858 gündür buradayız. İlk defa merkezdeyiz. Ama ileri doğru yürümemiz lazım. Niye oraya doğru dönüyorsunuz ki? Babam çöpe gelecek. Çöpe gidiyor. Ya. Yeah. Hasan'ın kralı olduğunu babam nereden anladı bilmiyorum. Bakın burası. Marinası. Görüyorsunuz yelkenleri. Şaka gibi. Çok fazla var. Buradan böyle dönüyor ya. Bir daire şeklinde merkez. Buradan bir daire şeklinde. Daha demin sinir tepeme bastı. Niye diyeceksiniz? Ben tahilde de daha önce bir Alman çifte yardım ettim. Çift dediğim şöyle, kadın şemsiyeyi takamıyordu. Ben de şemsiyesine yardım ettim, yani onu kuma saplaması için. Kuma saplaması için yardım ettim. Son selam setinin yine kafa göz içinde. Yani burada full yemek yiyor millet yani. Bak şimdi bak. Bak şimdi konuşuyorum. Burada full insanlar yemek yiyor. Bakın izleyin. Ben de burada konuşuyorum. Aa, kızlar bakın. Size bir çocuk çekeceğim. Şu yeşilli. Sevgilisi varken çekiyorum ya rezalet. Neyse. Babam arkada fotoğraf çekmiyor. Neyse, ben kadının kuma saplamasına yardım ettim, şemsiyeyi falan. O kadar mendebur ki. Ve yani eşi de varmış meğersem yanında. Eşi yardımcı olmuyor. Ben yardımcı oluyorum. İnsan bir teşekkür eder. Başta da zaten gerek yok aslında falan, böyle gıcık. Gerizekalı. İki tane küçük çocuğu vardı. Güneşin altında kalmasın o çocuklar diye yardım ettim. Bana bak, Alman kadın. Şimdi de niye sinirlendim onu söyleyeceğim. Bir tane yine çift bebek arabası çıkamadı o rampadan. Ben tam rampanın önünde duruyorum, fotoğraf çekiyorum. Kenara çekildim ama 5 dakika falan uğraştı yani adam. Gerizekalı olduğu için. Almanların salaklık seviyesi. En son tekerlekten tutup kaldırıp hani çıkartacağım ya, anladın mı? Ay no falan yapıyor. Abla. Bakın. Almanlar. Hiçbir şey size dokunmasın. Kimse size yardım etmesin. Her şeyi biz kendimiz yaparız. Ama böyle olmuyor bakın. Bu şekilde ilerlemiyor yani. Herkesin önünde. Haldır huldur konuşarak geçtim valla. Neyse, sakinim. Küçük bir ağız tadıyla bir fotoğraf çekecektim. Nefret ettirdiler yine. Ay, yardım etmek istiyorum. Yardım. Akdeniz insanı. Bakın, Akdeniz insanı. Suyun kenarında yetişmiş insanın tadı başka oluyor. Çok net söylüyorum. Yani su kenarında yetişmiş insanın tadı başka oluyor. Almanlar. Spread you into my eyes.
Burası bayağı iyiydi. Şu ana kadar gördüğüm en iyisiydi. Zaten şey okudum da, siz de ben Nidri'de bir tane gece kulübü gibi bir yer gösterdim ya. Aslında orası böyle gece kulübü bir yer değilmiş. Hiçbir yerde okumadım yani çünkü orayı daha sonra araştırdığımda. Tek bir klubu var bu adanın. O da zaten Lefkas'ta, merkezde. Belki de daha demin gördüğümüz yer bile olabilir. Çünkü böyle bir yer hiç görmedim yani. Genelde zaten Yunan adalarında öyle bir tarz yerler olmuyor. Tarz yerler olmuyor dedim de, Mikonos hariç, Santorini. Buralar biraz daha böyle club. Tam burada. Aa, burası çok güzel. Açık mı? Açık mı? Açık. Açık. Vallahi açık. Bak bir dakika dur bakayım. Anne, bir dövmemiz yok mu? Ne? Küçük bir şey. Ne? Kırık yazdı. Ben Prag'da da yaptırmak istedim. Bizim evimizin sokağında vardı dövmeci ama çok pahalı gibi geldi his olarak, o yüzden. Şöyle elimizin üstüne göz yaptıracaktık. Minimum ücretin 50 euro olduğunu söyledi. Biz de çok küçük bir şey istiyoruz elimize deyince tam 50 euroya yaparım dedi. Ama 70 mi dedi? Olma 70 mi dedi? Hayır. Gösterdi çıkarttığına. Çıkarttılar 70. Çıkarttı gösterdi bize falan boyutunu ya. Bayağı asıl uğraştı bizimle. Açılış 50 oldu içine. Açılış 50, elimizin üstüne küçük istersek 50'ye yaparım dedi. Bir tane de böyle büyük gösterdi. Bir tane gösteririm. Bir kaç yaptırıyor acaba şey? Açılmış ya. Ya şey sormadık ya. Biraz şirketlik yapacak. Şey diyecek, ikimiz de yaptırıyoruz. Hani en son kaçı olur? Yani sonuç olarak annemi ikna edemedik. Bence iki tane küçük. Çünkü yani iki tane küçüğü ele küçük bir dövme. İki tane küçüğü 70-80 yapardı. 1700 lira. İki tane küçüğü 70'e mi yapar diyorsun? 70'e yapardı. Yine çok fazla. Biz gittiğimiz bir ülkeden ya anı kalsın diye. Ben çok istemiştim. Prag'da da istemiştim yaptırmak. İnanılmaz bir dövmeci falan. Merkezde gezerken gördük. Yani hiçbir özelliği yok. Grecia. Greco diyorlar oğlum, Greco. Okay, bu somonlu. Tagliat. Kalamar, ançüez ve yes, şimdi tadım testi. Çok içinde portakal, somon, hani yeşil soğan somonlu bir makarna de portakalda. Ay aşırı güzel. Söylemedik ya. Şimdi 750 kelime var. Ben kalamari'den. Bak Selim şey diyor. Karistofori. Karistofori diyorsun.
Faristopoli. Karisto diyorlar onlara. Hayır ya, Faristopoli. Faristopoli. Çok iyi söyledim. Ama adam Faristo dedi. Yani cevap olarak. Teşekkürler. Cuma'dayız. Babamın bulduğu mekan. Baba biraz düşünce demiş. Burası değil. Burası değil. Geriz değil. Aa. Kesilince her şey bitiyor. Buranın büyüsü bozuluyor. Anne buraya geri gelelim. Baba anlaşırız mı? Baba yanlış bir yer buldum. Baba uçuruz mu Havana baba? Havana. Oraya hayatta oturmam baba. Boşluktu. Boşluktu Anadolu. Anam buldu kızım. Bana getir. Aa Havana. Aa bu nasıl Havana? Esnaf babi şu. Gece 3.30 ben mekanlar çıktım. Daha demin bir tane şey buldum. Herkes çok bakıyor gibi söylüyor. Bir tane çarmıcı buldum. Şey diye düşündüm. İtalya'da falan 1 euro ya. Hep böyle TikTok'ta karşıma çıkıyor. Yalan, yalan arkadaşlar. Yine yanaklarım kızarmış ya. 5 euro, 8 euro dedi. Umarım hani hala doğru anlıyorumdur. Böyle dedi. Yok ya 8 euro dedi. 8 euro mu? Yuh. Eminönü'nden alırım ben abla sağ ol. Hani bir anı kalsın diye bir dövme yaptırmak istedim. Bir çarmı almak istedim. Hiçbirini yapamadım ya. Saçlarım toplu değil ve düzgün. Kapattım gün. Bugün yine Agios Nikitas'tayız. Buranın müptelası olduk. Bir yeri sevince de bizim takıklık seviyesi. Bakın teyzeler bana bakıyor karşımda. El sallamak o kadar çok istiyorum ki. Yaparım bunu. En yakın arkadaşlarım bilir. Biri genelde bana baktığında ben de el sallıyorum. Burası böyle tıklım tıklım hınca hınç dolu hep. Şu kayanın diğer tarafı Milos Beach. Oraya normalde böyle işte kanoyla falan gidiyorlar ya da işte şuradan tekne kalkıyor öyle gidiyorlar. Arabayla gidilmiyor. Aslında biz... Yani normalde bizim amacımız buraya gelmek değildi. Bu arabayla girilmediğini görünce buraya geldik. Buranın olayı şu. Hem soğuk hem de dümdüz çarşaf gibi. Akıntı yok falan filan. Bizim bütün isteklerimizi karşılayan o. Mükemmel yer. Normalde Katisha diye bir beach var buraya yine çok yakın. Orada mesela çok fazla şezlong mezlong işte böyle işletme var. Gerçi burada da var ama burada hiç şezlong yok. Yani buraya böyle plaj için bir işletme yapılması yasak. Oh,